tabi siyasi partilerin varlık sebebi problemleri çözmektir. Eğer siyasi partiler problemleri çözemiyorsa vazifelerini yapmıyor demektir. Bir şirkete bir çaycı bile aldığınız zaman onun vasıflarını, onun efendim kalitesini, çay yapıp yapmadığını kontrol edersiniz. Fakat maalesef şu anda siyasi partilerimiz bu konuda ciddi sıkıntı içindeler. İşte bugün Bağımsız Türkiye Partisi 18. yılını doldurdu. 19. yılında bu dünyanın en çalkantılı döneminde ve coğrafyasında bütün problemlere çözüm getiren tek partidir. Yani Profesör Doktor Haydar Baş Bey bizim de bir partimiz olsun, dostlar alışverişte görsün kabiliğinden bir parti kurmuş değildir arkadaşlar. Gerçekten Türkiye yanıyor, dünya yanıyor ve çevremiz bir problemler girdabında sürükleniyor. Şimdi bakın arkadaşlar bahsettiler. Şimdi Batılıların elinden oyuncaklarını almazsak bizim gerçekten bu coğrafyada tutunmamız imkansızdır. Nedir bu oyuncakları? Birincisi ekonomi oyuncağı. Bu oyuncağı ellerinden alalım artık. Bakın bu ekonomi oyuncağı öyle bir musibete bizleri duçar etti ki 5 milyon insanımız hayatını kaybetti. Çoğu insan bunu bilmez. Biz tabii kahraman bir milletiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sonsuz güvenimiz var. Fakat Birinci Dünya Savaşı'na girişimiz esnasında hani Enver Paşa'ya soruyorlar. Efendim bu savaşa neden girdik? Cevabı çok enteresan. Ne diyor biliyor musunuz? Biz diyor kasada 5 kuruş olmadığı için mecburen Almanların yanında savaşa girdik. Evet bu kesin olan bir şeydir arkadaşlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o dönem kendisine bir rapor sunar ve der ki bakın kendisi tabii çok genç bir subayken Genelkurmay Başkanlığı'na efendim neredeyse işte devleti imparatorluğu yöneten bir kişiliğe şahsiyete dönüştürülür. Hatta bir resim vardır insanın içini acıtır. Efendim Alman İmparatoru böyle 2. Wilhelm efendim ayaktadır. Efendim hazrol vaziyette Enver Paşa'yı sorguya çekmektedir ve bu resim halen arşivlerde durmaktadır. Bakın Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu resmi değiştirip efendim İngiliz Kralı 2. Edward'ın Atatürk'ün elini öptüğü resme dönüştürmek istemiştir, istemektedir ve hedefi de budur. Eğer biz bu resmi değiştirmezsek bu coğrafyada da tutunamayız. Şimdi bu ekonomi oyuncağı o kadar önemlidir ki bakın halen bununla bizi tehdit ediyorlar. Trump diyor ki ekonomimizi mahvederim. Bakın güvenlik meselesi sadece silahlı kuvvetlerle, sadece ateşli silahlarla ilgili bir mesele değildir. Onunla ilgili bir boyutu olmakla beraber çok boyutlu bir kavramdır ve bu kavramın en önemli tarafı ekonomidir. Soğuk savaşı kazanamayan hiçbir millet sıcak savaşı kazanamaz. Bakın bu kesindir. Ki biz Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmedik aslında. Hatta meşhur kitaplarımızda yazar. Almanlar kaybettiği için biz de kaybettik. Doğrudur. Çünkü 30 Ekim 1918 tarihine baktığınız zaman bizim sınırlarımız Kerkük, Musul, Batı Trakya, Batum dahil bu coğrafya bizim elimizdeydi. Fakat Sevr'le beraber bu parçalandı. İşte bu ekonomik yapımızın bozukluğundan dolayı biz ne yaptık? Bir türlü toparlanamadık ve Almanlara bu hususta teslim olduk. Onlar da bizi bir uçurumun kenarına getirdiler ve bizi aşağı attılar. Şimdi bakın Profesör Doktor Haydar Baş Bey milli ekonomi modeliyle bu oyuncağı Batılıların elinden almakla beraber aynı zamanda hem karnımızı doyuruyor hem de milli güvenliğimizi sağlıyor. Bakın o açıdan bakıldığı zaman tarih ekonomik çöküşlerle beraber çöken imparatorluk çöplükleriyle doludur. Mesela Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü araştıranlar şunu tespit etmişler. Roma İmparatorluğu bir savaşı kaybederek çökmemiştir. Enflasyon belasıyla beraber çökmüştür, ekonomik sıkıntılarla çökmüştür ve ahlaki çöküntülerle beraber çökmüştür. Aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu da bir savaşı kaybederek çökmemiştir. Biz hangi savaşı kaybederek işgal edildik? Biz tamamen ekonomik sorunlarla baş edemediğimiz için efendim çöktük. Onun için bugün Profesör Doktor Haydar Baş Bey bunları gündeme getirerek esasında bizim beka meselemizi çözüyor. Bugün beka meselesinden bahsedenler Trump'ın bu tehditlerine bir yarım harf dahi karşılık veremiyorlar. Biz isterdik ki birisi çıksın iktidardan, siyasetten deseydi ki ey Trump sen ne diyorsun? Bizim ekonomimiz güçlüdür. Bizim milli paramız var. Bizim kaynaklarımız var. Senin ağa baban gelse bizi çökerteme. Sen kimsin?
demesini beklerdik ama olmadı. Bu Profesör Doktor Haydar Başsa neden haset ediliyor, neden çekememezlik ediliyor, ne yapmaya çalışılıyor yani? Dolayısıyla bu oyuncağı elinden milli ekonomi modeliyle alacağız. İkincisi, bakın Sayın Valimiz Siirt Valisi'ydi. Belki beni hatırlamaz ama ben çok iyi hatırlıyorum. Biz o zaman Bağımsız Türkiye Partisi'nin milletvekili adayıydım. Ve kendileriyle görüşme fırsatımız da oldu. Bakın o bölgeyi de çok iyi biz de biliyoruz. Ben orada doğdum, büyüdüm. Bakın şu anda kaynaklarımız efendim orada gani. Hatta biz lisedeyken bize bir soru sordular. Efendim sizin buranın kaynakları ne diye. Sadece Siirt'i söylemek istiyorum. Bakın petrol var, doğalgaz var, bakır var. Fındık yetişiyor. Bakın burada Karadenizli arkadaşlarımız var. Fındık yetişiyor, pamuk yetişiyor. Sayın Valim çok iyi bilir. Fıstık yetişiyor. Yani sadece Siirt tek başına Türkiye'yi bakar. Yani böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Ne bekliyoruz? İmam Ali Efendimiz diyor ki gökten gümüş ve altın yağmaz. Yani siz gereğini yapmazsanız, Allah'ın verdiği bu nimetleri çıkartıp işlemezseniz, summa haşa Allah'ın size yapacağı bir şey de yok. Hiçbir şey yapamazsınız. Onun için Allah'ın bize verdiği bu nimetleri çıkartıp işledikten sonra paylaşacağız ve kardeş olacağız. Bir tarafta trilyonlarla oynayan insanların olduğu, bir taraftan açlık sınırının altına itilen insanların olduğu bir coğrafyada kardeşlik türküleri söylemenin hiçbir manası yok. Hepsi yalan dolan palavra olur. Hiç kimse buna inanmıyor zaten. O açıdan kardeşliğin temeli nedir? Kardeşliğin temeli paylaşımdır, adalettir. Ve bunu da milli ekonomi modelinde yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu efendim ben onu kabul etmiyorum. Etnik kartı da bunların elinden alacağız. Ve bu etnik problemlerden en fazla Kürtler zarar gördü. Bakın Amerika Kürtleri belki 50 defadır kullanıyor. Cezayir anlaşması yaptı. Mella Mustafa Barzani kendine yer bulamadı. Diğer Barzani onları sıkıntıya soktu. Şeyh Said isyanları sıkıntıya soktu. Bütün bu sıkıntılardan da Kürtleri kurtaracak tek insan Profesör Haydar Baş'tır. Son olarak şunu söyleyelim. Şii-Sünni savaşı. Hangi siyasetçimiz bunu anlayabiliyor? İnanır mısınız? Ben çok merak ediyorum. Yani gideceğim meclise bir gün. Şii nedir diye soracağım. Sünni nedir diye soracağım. Yani bu meseleden bir haber olan bir insanın bunu çözme imkanı yok. Bunu gündeme getiren, bunu nasıl çözüleceğini anlatan, 12 imamın hayatını tek tek yazan ve dünyada tek olma özelliği taşıyan bu külliyat sadece tarihi bir meseleyi anlatmakla kalmıyor. Günümüzde çıkartılmaya çalışılan bu fitneyi engelliyor. Arkadaşlar bu çok önemli. Dünya tarihinde olan bir şey yok. Bakın Batılıların 3 tane oyuncağı tekrar edersek ekonomi, etnik meseleler, Şii-Sünni savaşı. Bunları çözemeyen bir siyasetçi siyasete girmesin. Aynen üniversite giriş sınavı gibi siyasetçi seçme sınavı yapılsın. Bunu bilemeyen adam yapmasın siyaseti. Yani ne gerek var yani milleti meşgul etmeye, kendisini madara etmeye, çözemediği mesele yüzünden mahcup oluyor, basın mensuplarının önüne çıkamıyor. Bakın biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak istedikleri kadar basın mensubu gelsin. Şarktan, garptan, cenüpten, şimalden hiç mesele değil. İstedikleri soruyu sorsunlar. Hiç kimseye de akreditasyon falan da uygulamayacağız. Bakın eğer Türkiye'nin kurtuluşunu, dünyanın kurtuluşunu, bölgenin barışın hakim olmasını istiyorsanız samimi olacaksınız. Böyle efendim liyakatı olmayan, işi bilmeyen, ilmi olmayan insanlarla bu iş olmaz ki. Hiç gerek yok. Dolayısıyla Bağımsız Türkiye Partisi gümbür gümbür gelmektedir. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in projeleri ve çözümleri efendim bu hususta hem Türkiye'nin hem dünyanın hem de bütün geleceğimizin problemlerini çözmeye yeter de artar bile.